yapıyoruz. Evet. Hatta 15 günlük bir yapalım ama onu da... İskenderun, Dörtyum ve Erzurum adliyelerinde faaliyet gösteren mahkemelerin ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının 2016 yılına ait faaliyet raporunun hakkındaki bilgilendirme ve bir farkındalık yaratmaydı. Buna ilişki faaliyet raporumuzu biz geçen ay Adalet Bakanlığı'na gönderdik. Strateji Daire Başkanlığı raporumuzun onaylayıp yayınlanmasını bildirdi bize. Biz de onu mağabadan basıp değerli basmen sonuna da sunacağız. Bu raporun bir suretinde İskenderun Adalet Go.tr uzantılı internet sitemizde zaten yayınlanacaktır. Bir yıl boyunca da orada kalacak. Bu faaliyet raporu arkadaşlar, o raporun içerisindeki sonuçlarında da belirttiğim üzere 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanmış. Yine bu kanuna dayanarak Adalet Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı'nca hazırlanan kamu görevi hazırlanacak faaliyet raporu ve yine aynı mevattan yayınlanan 168 nolu genelge uyarınca düzenlendi. Rapor içerisinde de anlaşılacağı üzere bir yıl içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve mahkemelere gelen iş sayısı, yıl içerisinde çıkarılan iş durumu, terakküm olup olmadığı, yine adliyede hangi projelerin uygulandığı, projelerde bir aksaklık olup olmadığı, biriken mahkemelerdeki sebepler irdeleniyor. Buna ilişkin istatistikler net bir şekilde, yani UYAP kayıtlarındaki istatistiklerle karşılaştırmak suretiyle veri olarak verilmekte. Buradaki amaç kamuoyunun merak ettiğinde mahkemelerin ve savcılıkların ne şekilde çalıştığını, bir sıkıntı olup olmadığını burada hem öğrenebilmek, bu vesileyle de tabii denetim yapabilmek. Hepimiz biliyoruz ki artık denetimler sadece idarenin kendi iş denetimi değil, daha çok kamuoyu tarafından yapılan denetimler daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Aksi takdirde kurumlar gittikçe içine kapanmak suretiyle denetim dışına çıkabilmektedir. Bu anlamda ileri bir aşamada olduğumuzu da söyleyebilirim. Zaten siz raporu incelediğinizde de adli olarak iyi bir noktada olduğumuzu göreceğiz. Özellikle 2016 yılı içerisinde malumunuz 15 Temmuz itibariyle terör örgütüyle iltisaklı irtibatı olan 4 bin aşan hakim savcı ihracı sonrasında adliyemizde de çok ciddi anlamda hakim ve savcı ihracı oldu. Ve yine buna paralel olarak da personel ihracı gerçekleştirildi. Buna rağmen mahkemelerde yeni gelen hakimlerimiz hemen adapte olarak dosyalarda herhangi bir terakküme yol açmadan, bir birikmeye yol açmadan önemli bir başarı sağladılar. Bu anlamda tüm hakim ve savcı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu yeni gelmenin o ilk sıkıntılarını açtıktan sonra bu önümüzdeki 2017'yi daha verimli geçireceklerine de inanıyorum. Ama tabii bu konuda kendimizi de her zaman eleştireceğiz. Şu anda özellikle icra dairesinde bir birikme var. Oradaki sebep de arkadaşlar Digiturk avukatımızın aşağı yukarı 16-17 yıldaki tüm borçlulara ait dosyaları burada açma isteği. Kendisi burada, bürosu burada olduğu için tüm bölgedeki dosyaları buraya getiriyor. Kendisiyle görüştüğümüz halde bunu şeyden vazgeçmedi. Aynı gün 3000-4000 icra dosyasını açınca haliyle orada bir terakküm oluşuyor. Onu aşamadık. İnşallah onu da önümüzdeki süreçte aşacağız. Ama diğer mahkemelerde ve savcılıklarda kesinlikle bir birikme, bir gecikme yok. Bunu sürekli kontrol ediyoruz. Zaten sizler de rapor içerisindeki verilere baktınız ama bunu fark edeceksiniz. Yine adaletin etkin, verimli yürümesi için Adalet Bakanlığı'nın önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde uygulamayı düşündüğü kısıtlı alan uygulaması, icraların birleştirilmesi, SEGBİS gibi projelerin hepsi adliyemizde bir fiil uygulanmakta ve sorunsuz bir şekilde uygulamaya da devam edilmekte. Yine 4 yıl adliyemizde de bu projelerin hepsi faal bir şekilde uygulanmakta, ancak Erzurum adliyemizin fiziki şartlarının yetersiz nedeniyle burada daha bir kısım projelerimiz uygulanmamaktadır. Burada da yeni adliyenin yapılması noktasındaki girişimlerimiz devam etmekte. Gönderdiğimiz proje halen zannedersem teknik daire başkanında incelenmekte. Umarım 2017 yılı programı alınıp orada da güzel bir adliye kavuşmuş oluruz. Hatay bu anlamda adliye binası ve fiziki şart arasında iyi bir ilimiz. İskenderun üzerinde de bu anlamda durumumuz iyi.
hem maddenin fiziki şartları görüyorsun, hem yeni yapılan cezaevlerimizin fiziki yapısı, hem lojmanımızın fiziki yapısı hakikaten çalışılmaya değer bir konumda. Bu anlamda sizlerin de adliyemize olan desteklerinize teşekkür ediyorum. Bu anlamda ben çalıştığım 2,5 yıllık süre içerisinde ben rahatsız eden, yani bu kadar da olur mu diyebileceğimiz hakikaten basında çok yalan yanlış haberlere rastlamadım. Bunda da sizin iyi niyetiniz ve dürüstlüğünüz yol açıyor mutlaka. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum. Hepinize yeni saygılarımı sunuyorum. Bu raporun da yargı camiasına ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah her sene bir önceki sene üzerine bir şeyler katarak. Yani şimdi bu elimizdeki kitapçık, şimdi bir suretini Başkan Bey'e sunacağım. Önümüzdeki sene yayınlayacağımız kitapçığı da buradaki verilerle karşılaştıracaksınız. İçerisindeki bilgileri, evet hakikaten bir aşama kat edilmiş diyeceksiniz.